Bey, Tamdan şimdi de Zihni inanmadım. Bey, Buyurun. o metnin içerisinde Buyurun. az önce telaffuz ettiğiniz cümleden hareketle Darbe mi sanki? bu emekli amirallere cuntacı bir grup nitelemesi mi yaptınız? Bakın yazdığım şey çok net. Cunta heveslisi amirallerden muhtıra niteliğinde Ha, cunta bildirim. heveslisi Ama sizin amirallerden. cunta heveslisi amiraller dediğiniz insanlar tam da Fethullahçı darbe girişimine karşı siz o Fethullahçıları savunurken o Fethullahçılara karşı hayatlarını ortaya koyan insanlardır. Sizin o insanları bir kere darbeci diye suçlamaya hakkınız yok Zihni Bey. Hakkınız yok. Yani sizin darbe konusunda bir şey söylemeye hakkınız yok. Özellikle Fethullahçıların darbeleriyle, Fethullahçıların tasfiyesiyle yıllarını hapiste yatmış, geçirmiş. Hatta sizin o kötü yalan haberlerinizle ömrü hapishanede çürümüş. Zekeriya Öz'ün tanığı olduğunuz için ömrü hapishanede çürümüş insanlar tarafından. Ya insanları böyle suçlamaya hakkınız olmadığını düşünüyorum. Kim var? Can Erenoğlu. Darbe yani gecesi. Cem Yürdeniz. Cem Yürdeniz. Sayalım. Can Erenoğlu. Yasin Ünsal. Ali Sadi Ünsal. Bakın. Ne yapıyorsunuz? Ya? Ne sayalım? Ya da bir başkası ya da bir öteki. Yani benim insanlarımla o böyle bir sürecin içerisine girmiş kaç kişi var? Ya siz Ergenekon'un bir numarasını gördüm diye yalan uydurdunuz ya. Daha ötesi var yalan mı? Yalan söylüyorsunuz. Ya, nasıl yalan söylüyorsunuz? Tutanaklar var. Ya bakın evet, tarihini vereyim size. Açın okuyun. Bakın 25 Şubat 2008. Ifade, 20, söylüyorum. Benim, 25 Şubat 2008'de ifade, Mehmet Ali Pekgüzel'e. Yalan söylüyorsunuz Barış Bey. Ya tarih veriyorum. Ya 25. Kameraya göster. Ya 25 Şubat 2008'de Mehmet Ali Pekgüzel'e 1.65 evet, boylarında açık tenli yeşil gözlü Ergenekon'un bir numarasını gördüm diye yalan söylediniz. Gittiniz. Yalan söylüyorsunuz. Ya ne yalan söylüyorsunuz? Allah aşkına ya. Söylüyorum. Ya konuşmaya bile hakkınız yok biliyor musunuz? Beni dinleyeceksiniz. Bu yalan söylüyorsanız dinleyeceksiniz. Yalan. İfadem aynen şu. Söylesin bari. Orada dedim ki